Açıkça devam ediyor sayın seyirciler. Barbaros Güvenç demiş ki Uğur Bey'e sorabilir misiniz? Yeni anayasa yaşam tarzımızı değiştirecek mi? Şimdi yeni anayasa ile ilgili bir de bazılarının da bu endişesi var. Acaba laiklikle ilgili bir kavramın, ilkenin esnetilmesi, gevşetilmesi ki zaten Türkiye'de son yıllardaki bir takım uygulamalarla sorgulanan bir nokta, tartışılan bir nokta. Bir izleyicimiz de demiş ki Ruhi Köktürk, ülkenin yeni anayasadan önce anayasa ve yasalara uyacak yöneticilere, siyasetçilere ihtiyacı var. Şimdi bunları konuşacağız. Necdet Saraç'la konuşacağız, Seren Selvin Korkmaz'la konuşacağız, Uğur Poyraz'la konuşacağız, Aytunç Erkin'le konuşacağız. Ama sayın seyirciler, bir sokak saldırısı daha gerçekleşti. Üzülerek bunu öğrendik. Biliyorsunuz yakın, çok yakın bir zamanda Selçuk Özdağ, Gelecek Partisi'nden, Orhan Uğuroğlu'na, Yeni Çağ'dan ve televizyon programcısı Afşin. Afşin Bey'in soyadını hatırlıyor musun? Aytunç? Hatırlar şimdi. Afşin Hatipoğlu. Afşin Hatipoğlu'na saldırı düzenlendi. Sokak saldırısı düzenlendi. Ve şimdi bir isme daha saldırı. Afşin Hatipoğlu da karatedeydi. Evet. Osman Güdü. Osman Güdü. Karatede Kent ve Yaşam programını yapıyor Sayın Osman Güdü. Ve bir programında tarikatlar ve cemaatler işte bir ilden bahsediyor. Ve orada cirit atıyor diye bir cümle kurmuştu. Ve ondan sonra da iktidara yakın bazı gazetelerde evet bu şehirle ilgili hakaret etti vesaire diye sert bir şekilde eleştirilmişti. Yani bir kısmı, yani hedef gösterilmişti aslında. Bugün de Kartal'daki ofisinden çıkıyor ve çıktıktan sonra da saldırıyor, yoruyor. Bayağı fotoğrafları var. Şu anda bir televizyon kanalına bağlanmış. Orada anlatıyor yaşadıklarını vesaire. Yani biz de işte biraz önce ben program arasında konuşurken onu söyledim. Necdet abi, biz de buradan çıktıktan sonra şimdi söyleyeceğiniz her cümle size yol, su, elektrik olarak dönebiliyor. Yani hayalimiz var. Bizim hayalimiz de buradan çıktığımız zaman evimize rahat gidebilmek oluyor. Yani esas gerçekler bunlar. Biz yani o rektörlük vesaire hayalleri olsun ama esas gerçeğe dönelim. Bu gerçekte şu, bizim can güvenliğimiz önemli. Polisin de yapması gereken o can güvenliğini sağlaması. İşte esas mesele bu. Devletin görevi de budur. Şimdi Osman Güdü'ye buradan biz yine geçmiş olsun diyoruz ama bu saldırılar gazetecilere, program yapanlara aslında bir gözdağı olarak karşımıza çıkıyor. Bir, Türkiye'de biraz önce hocamız dedi ya, milliyetçi, daha sağcı, daha şey olarak karşımıza çıkan bir kadrolar var. Bu kadrolar daha da sertleşiyor ve hedef aldıkları şu, kendilerinin yani tarikatlara, cemaatlere bir şey diyemeyeceksin. Tırnak içinde milliyetçiliğe bir şey demeyeceksin. Bunlara dediğin an biz seni gerekeni yaparız gibi bir şeye dönüştü, öyle bir havaya dönüştü. Bu da çok tehlikeli bir süreç işte. Milliyetçilik derken de özellikle de bir partinin milliyetçiliğine tabii söz zaten şimdi bakın dün yine ben geçen hafta da hatırladım. Dün de Yeni Çağ'ın sahibi İyi Parti milletvekili Sayın Ahmet Çelik, Sayın Bahçeli ile ilgili suç duyurusunda bulundu. Bizi hedef gösteriyor diye İyi Parti'yi. Şimdi onlar da milliyetçi. Yani onlar da dokuz ışığın şeyinden gelen, Türkeş milliyetçiliğinden gelen kadrolar. Bu şekilde süren bir saflaşma var. Ve burada da sıkıntı şu, sonuçta gazetecilere bu çok daha sert bir şekilde dönmeye başladı. Şimdi şu çok çarpıcı, demek ki sokak saldırıları Türkiye'nin gündeminden kalkmış değil. Tabii, yani şimdi sevgili Aytunç'un çizdiği çerçeve doğru çerçeve ya. Soru şu, yani şimdi biz işin hep etrafında dolaşıyoruz. Ya can güvenliği normal olarak bir yurttaşın en önemli önemsediği, öne çıkardığı bir iş değil mi? Kim sağlar bunu? Devlet sağlar. Yani. Devlet dediğin nedir? Devlet yurttaşının can ve mal güvenliğini sağlar. Şimdi burada çok ciddi bir sorun var. Bu nedenle de hem Boğaziçi tartışmalarında hem anayasa tartışmalarında bizim peşinen şunu kabul etmemiz lazım. İktidar her gün bir adım daha ileri giderek safını seç diyor. Ya yani neye göre saf? Bana göre diyor. Yani verdiği şey bu. Mesaj bu. Bana göre safını belirle diyor. Oysa Türkiye'de farklı eğilimler çok rahat yan yana yaşayabilir. Şimdi demokrasiden uzaklaştıkça bu safını seç diyenlerin oranı yükselmeye başlıyor. Yani deminki tartışma da bununla bağlantılı bir iş. Yani İdris kardeş itiraz etmiş ama ya sonuçta bir meydan okuma var. Kime göre, neye göre meydan okuyorsun? Normal olarak Türkiye öyle bir noktaya geldi ki bakın farklı görüşe tahammülsüzlük var. Olması gereken ne normal olarak? İki hafta önce yapılan saldırılarda bütün siyasi parti genel başkanları çıksaydı ekranlara, deseydi ki kardeşim biz bu saldırıyı kınıyoruz. Sokağın hukuku değil, gerçekten Türkiye'de
hukuk neyse, evrensel hukuk, o uygulanması gerekir deseydi başka bir iş olurdu. Şimdi iş kurt kuzu meselesine, sarı öküz meselesine dönüyor. Şimdi burada sistemle kökte hesaplaşma yapmadığımız sürece bu dayatma daha da artacak. Yani çünkü sonuçta adım adım terörize ediliyoruz. Adım adım farklı bir bakışa gerçekten ciddi bir şey var, saldırı var. Ya bugün bakın Temel Karamollaoğlu'nun söylediği önemli. Zihniyeti değiştirmeden senin yapacağın her tartışma havada kalacak bir iş. Türkiye'de köklü bir zihniyet değişimine var. Melih Bulu'yu tartışıyoruz ama ya YÖK'ü tartışmadan bu iş olmaz. Yani çünkü temel şey şu. Yani Türkiye'de bir illüzyon yaratıyorlar. Türkiye'de kutuplaşmanın arka planında bu var. Yani bir iki cümle etmek isterim. Ya şimdi eğitimde senin uluslararası alandaki durumun yerlerde seriliyor. İlk 500 üniversitede üniversiten yok. Uluslararası araştırmalarda senin ortaokul ve liseye giden öğrenciler arasında yapılan araştırmalarda, PISA araştırmalarında sen Avrupa Birliği ülkeler arasındaki sonuncusun. OECD ülkeler arasında sondan üçüncüsün. Dünya sıralamasında gerilemesi durumdasın. Demokrasi endekslerinde sen dünya ortalamasının çok altında yer alıyorsun. Basın özgürlüğü meselesinde yerlerde sürünüyorsun. Şimdi bunları söylediğinde bu nasıl yansıtılıyor? Aa bak işte devlet düşmanlığı yapılıyor. Türkiye düşmanlığı yapılıyor. Ya şimdi Türkiye demokratik bir ülke olsa bizim böyle bir tartışma yapma durumumuz olamaz. O nedenle bazı işler karmaşık gibi gözüküyor ama basit. Şimdi bu saldırıya ortak bir tavır koyamadığımız sürece, ortak tavır koyamadığımız sürece diğerleri sürekli cesaretli bir hale geliyor. Niye? Selçuk Özdağ ortak bir tavır koyamadı. Koyamadık yani bizim, gerçek. Bizim delimiz çoktur cümlesi ya, kuruldu. Tabii yani, yani şimdi Orhan Uğuroğlu'na koyamadığımız tavır sürece Avşin Hatip İmam Hatipoğlu'na koyamadığımız sürece. Kılıçdaroğlu'na koyulamadı. Şimdi de şimdi bakın. Kılıçdaroğlu'na koyulamadı yani, yani, ya. Esas yani, orada tabii, başladı yani, şimdi iş bakın, yani. Esas başladı. Çubuk meselesi burada o yüzden şöyle bir şeye ihtiyaç var. Yani ben bazen gerçekten şaşıyorum ya. Yani sistemin kendisini tartışamadığın sürece bunları değiştiremezsin. Ya bakın 1970'lerde Ecevit'in bütün şeyi şuydu. Ya bu sistem çürümüş, bu düzen değişmeli dediğinde Ecevit 1973 ve 77'de çok başarılı sonuçlar aldı. Sistem çürümüş durumda. Mesela anayasa tartışmalarına da öyle bakmamız lazım. Ya şimdi sistemi buraya getiren, sistem el değiştirdi. Bir kere görmemiz gereken o. Devlet parti devletine dönüştü. Israrla kabul edilmiyor. Ya devlet parti devleti oldu. Sistemi el değiştirdi. 2010 referandumunda kim evetten yana oy kullandı? Kim ısrarla ediyordu? Şimdi bugün halen FETÖ tartışıyorlar. Fethullah Gülen'in 2010 12 Eylül referandumdaki tavrı neydi anayasa değişikliğinde? Mezardakileri çıkarın dedi. Mezardakiler ya çıkıp oy kullanmalı. Ortağı kimdi? Bu işin öncüsü kimdi? Şu anki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. 1917'de anayasa değişikliğini referanduma kim götürdü? Sistemi değiştirdiler. Sorun şurada. 1917 değil. 1917'de başka bir şey oldu. 1917'de Ekim devrimi oldu. Ekim devrimi oldu. 2017 referandumuna götürdü. Subliminal mesaj vermeyin lütfen efendim. Yani burada. Orada bu arada tabii Ekim devrimini hatırlamak da. Yani şimdi Ekim devrimini hatırlamak da. Şimdi tabii Cumhuriyet devrimi, Ekim devrimi, Çin devrimi bunlardan şimdi nasıl bu dünyayı şimdi değiştiren burada, devrimler burada bunlar. Ama bak hayır, gerçekten de mesaj şimdi, verme meselesi. Ama bir saniye siz devam edeceksiniz. Yok yok Necdet Bey devam edeceksiniz ama şeyi unutmayalım. Hep birlikte geçmiş olsun diyelim. Tabii. Osman Güdü. Güdü'ye. Ya böyle bir şey olur mu ya? Şimdi, ben bir de şey sadece böyle bir şey olur mu? Uğur Bey daha iki hafta olmamış bu acı olayları yaşamışız. Şimdi bir gazeteciye daha saldırı. Ne olacak Gökmen bu? Bey kadın gazetecilere de artan ciddi bir taciz ve var, hakaret var. Doğru. Yani Burcu Karataş, evet, Özlem evet, Gürses'e yapılanlar. Yani bir taraftan birileri sokak ortasında dövülüyor. Bir taraftan da inanılmaz sosyal bir taciz. Sosyal medyada hakarete uğruyorlar. Cinsiyetçi hakaret ve şiddete uğruyorlar. Sözlü şiddete. Mesela şöyle bir şeye ihtiyacımız var Gökmen Bey. Mesela buradan çağrı yapsak. Bütün gazeteciler siyasi duruşu ne olursa olsun. Mesela bu saldırıya ortak tavır alabiliyor muyuz? Bu saldırıya ortak tavır alabilirsek. Yani şuna bakmazsak Türkiye öyle bir noktaya geldi. O yüzden tarafını seçti iktidar dayatıyor. Sağcı mıdır? Solcu mudur? İktidara yakın mıdır? Değerlendirmesi yapmasak. Kardeşim bir gazeteciye sen saldıramazsın. Gazetecinin sözüne fiziki müdahalede bulunamazsın. Yani varsa bir sorun dava açarsın, davası süre. Şimdi mesela bakın bu Türkiye açısından bir adımdır. Şu Türkiye açısından bir adımdır ya. Yani üniversite öğrencilerine şimdi dava devam ediyor. Yani işte 10 üniversite öğrencisinin
duruşması devam ettiği için haber bekliyoruz oradan. Söylemek da istemiyorum ama müthiş bir basınç oluşturuyorlar ceza verilsin diye. Şimdi ama normal olarak ne yapılması gerekiyor? Ya dünkü davada, Çağlayan'da görülen davada 51 öğrenciye terörist dendi, hepsi tahliye edildi. Aslında tam tahliye değil. Uğur Bey'in söylediği doğru. Sonuçta tutuklanmadılar bir, yani. Tutuklanmadılar. Hı. Ama normal ne olması gerekiyor? Türkiye normal bir ülke olsa özür dilenmesi lazım. Ya biz öğrencilere böyle dedik. Şimdi bundan dolayı da özür... Nereden ses yükselmesi lazım? Mesela Türkiye'de gerçekten Türkiye'nin normalleşmesini isteyen, Türkiye'nin demokratikleşmesini isteyen, Türkiye'de sokağın hukuku değil, gerçekten hukukun uygulanmasını isteyenlerin ne söylemesi lazım? Öğrencilerden özür dileyin. Bakın şimdi bu sesi yükseltebilirsek Türkiye normalleşir. Çünkü siyaset bir denge işi. Siyaset yalnızca niyetlerle şekillenmiyor. Yani sizin iyi niyetli olmanızın hiç bir hükmü yok. Güçler dengesi. Demokrasilerde niye mesela eksiklerine rağmen, tartışmalar noktalarına rağmen Batı'da hiçbir ülkede seçimler ya da iktidardan gidip gelmeler ölüm kalım meselesine dönüşmüyor da bizde dönüşüyor? Yani şimdi gözümüzü kapatalım bakalım. Yeni Zelanda'da mesela bir ölüm kalım savaşı olabilir mi? Yani şu anda sosyal demokrat bir hükümet var. Danimarka'da böyle bir iş olabilir mi? Almanya'da ya yani Angela Merkel en başarılı başbakanlar arasında gösteriliyor. Almanya içinde çok çeşitli tartışmalar olmasına rağmen. Sonuçta genel başkanlığı devretti. Yani işin ölüm kalım meselesine geldiği ülkeler bizim gibi demokrasinin ilerlediği değil, gerilediği ülkeler. Burada tercih yapmak lazım. Tercih şu, kötü örnek örnek değildir. Bakın üniversitelerle ilgili tartışıyorlar. Siz de verdiniz örnek. Yani Sayın Erdoğan herkes Türkiye'de olduğunu gör. Ya şimdi Türkiye üniversiteleri geri bir noktada. Yani hoca İtalya'ya örnek verdi. Almanya'ya örnek vereyim. Almanya'da senatolar seçiyor. Yani geliştirilmiş senatolar seçiyor. Ve o kadar net ki. Yalnızca öğretim üyeleri yok. Öğrenciler var, çalışanlar var. Peki. Şimdi iyi örnekler dururken Türkiye'nin iyi örneklere ihtiyacı var. Kötü örneklere ihtiyacı yok. Türkiye'yi kötü örnekler geriye götürüyor. Sokakta insanlar dövülmeye, sokakta yaratılan terör Türkiye'ye hakim olmaya başlıyor. Peki. Sayın seyirciler, şu anda bir saldırıyı daha konuşuyoruz. Bir sokak saldırısını. Uğur Bey'e soralım. Uğur Bey, eğer daha önceki soruşturmalar daha etkin yürütülseydi ve olaylar sadece tekil birer şiddet vakası olarak değildi, olası bir örgütlü yapı olarak yani organize masa tarafından yürütülseydi, sizce biraz daha somut sonuçlar çıkmaz mıydı? Şimdi bir şey söyleyeyim. Türkiye'de Anayasa Mahkemesi 1961'de kuruldu. 1961'e kadar Türkiye'de Anayasa Mahkemesi yok. 1960'ta yayınlanan bir kitap var. Ben yine buradan rahmetle alacağım. Benim ustam Orhan ve Burhan Apaydın'dı. Burhan Apaydın Bey'in yayınladığı bir kitap var. Hürriyetlerimizin Teminatı diye. Hürriyetlerin teminatı kanunlardır, anayasadır ve bunların vatandaşa tarafsız ve eşit şekilde uygulanmasıdır. Biz daha 1961'de Anayasa Mahkemesi'ni kurmadan önce ya da bugüne kadar 100 yıldır, hatta daha da geriye gidebiliriz. Yani yaklaşık 150-200 yıldır anayasa tartışması yapan bir ülkeyiz. Yani 1808 senedi ittifak, şudur budur, gel gel gel. Ama Gökmen Üstadım, burada herkes biliyor, seyredenlerimiz de biliyor. Yasalar değildir önemli olan. Önemli olan vatandaşın hukuk bilincidir, kültürüdür, vicdandır, erdemidir, kalitesidir, niteliğidir, eğitimidir. Bütün bunlar bir araya gelir. O zaman siz bunlara işte anayasa yaparsınız ya da kısa yaparsınız. 3-5 madde filan falan. Şimdi Türkiye'de Necdet Üstadım ya da siz, biz hepimiz konuşuyoruz ama Türkiye'de daha Türkiye bir kanun devleti, bir hukuk devleti olmaya geçemiyoruz. Bu da böyle 50 yılda, 100 yılda olacak iş değil. Bir defa onu da bilelim. Yani ya hocam oluyor, öyle demeyin. Bakın Almanya Hitler faşizminden sonra ne zaman bitti 2. Dünya? 1945. 1945 aradan geçmiş 75 yıl başka bir Almanya konuşuyoruz. Necdet Üstadım, yalnız şunu da unutmayalım. Adamlar 1450'de hareketlerle kitap bastı. Tabii reform biz, var. Biz ondan 277 yıl sonra kitabı getirdik. Onlar İncil'i bastı, okuttu. Kutsal kitaplarını kendi dillerinde bastılar, okuttular. Biz 277 yıl sonra sadece bir lügat, Van Kulu'nun lügatını basabildik. Sonra da 25 yıl basamadık. Ta sonra bir daha kitap bastık. Nereye geleceğim? Şimdi eğitim düzeyinin, insanların demokrasi kültürünün, hukuk bilincinin belli seviyeye gelmediği noktalarda biz burada Ersin Hoca'nın dediği gibi günlerce anayasa yasa konuşsak ne olur? Mevcut anayasalar bizim gibi ülkelerde ya da kanunlar siyasi iktidarın kendini tahkim etmesi için yapılıyor. Muhalefet şimdi bizim mevcut şey anayasa uygulanmıyor mu? Uygulanıyor mu?
Olur mu canım? İşte Anayasa Mahkemesi mesela dedi ki efendim hak ihlali vardı Enis Berberoğlu. Lütfen uygulayın işte kurumlar bakın, çalışıyor. Bakın hiç Enis Bey'in kararına girmeyeceğim o zaman buradan bir şey okuyacağım. Anayasa Mahkemesi o kararının tamam mı? Anayasa Mahkemesi'nin 144 ve 145. paragrafları. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu kararı ve bu Enis Berberoğlu kararında tespit edilen hak ihlallerinin ortadan kaldırılması ve bahsi geçen ihlal kararının gereğin yerine getirilmesi yalnız da ilk derece mahkemelerin değil, ilgilileri olduğu ölçüde başta Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Hakimler Savcılar Kurulu olmak üzere kamu gücünü kullanan diğer organlarında görevidir. Anayasa Mahkemesi feryat ediyor. Ben tek başıma bu anayasayı kollayamam, koruyamam. Türkiye Büyük Millet Meclisi sen bu görevdesin diyor. Bunu ya icra organı yani Cumhurbaşkanı'ndan bakanlara tüm kamu görevleri. Siz anayasayı uygulamakla mükellefsiniz ve kamu gücünü kullanan tüm organlar görevlidir. Bu sebeple ihlal kararının ilgili kurumlara gönderilmesine karar verilmiştir diyor. Anayasa Mahkemesi tarihinde yok böyle bir şey. Yani Anayasa Mahkemesi bu diyor ki... Bu ilk mi? Bu bir ilk benim mi? Bildiğim. Hı-hı. Benim bildiğim. Yani Anayasa Mahkemesi ilk kez şunu mu diyor? Ey kurumlar diyor. Sadece mahkemeler evet. Değil. İlk derece mahkemeler. Ey kurumlar diyor. Bunu bir tek ben koruyamam diyor. Evet. Bir el atın da birlikte evet. Koruyalım şu anayasayı. Şu anayasa kararlarını raftan indirelim mi diyor. O zaman bakın bir paragraf öncesine gideyim cevabı. Ayrıca belirtmek gerekir ki anayasal düzenin korunması yalnızca Anayasa Mahkemesi'ne ait bir görev değildir. Anayasal kurumların, kamu gücünü kullanan organların, gerçek veya tüzel kişilerin anayasayı koruma ve anayasal kurallara sadakat gösteren yükümlülüğü bulunmaktadır. Ne anlıyorsunuz bundan? Ya diyor ben miyim tek bu ülkede anayasayı koruyacak olan? Biz diyor sadece mahkemeyiz, kararı veririz, tatbik etmek, icra makamı, hükümetin görevidir. Hükümet kim? Cumhurbaşkanı, bakanlar ve onların altında kişiler. Yani siz bunu diyor kamu gücünü kullanan organlar sizsiniz, bunları uygulayın kardeşim, sadakat göstermek zorundasınız peki, diyor. Peki Uğur Bey, ya, bu yüzden mi bu gerekçeyi meclis başkanlığına da gönderiyor Anayasa Mahkemesi? Gönderiyor, meclis başkanı diyor ki Anayasa Mahkemesi bize talimat veremez diyor. Ya Mustafa Şentop... Tavsiyede bulunamaz diyor, sen, onun haddi sen değil. Sen anayasa hukuku uzmanısın değil mi? Anayasa Mahkemesi'ni sen en iyi anlayacaksın sokaktaki vatandaştan ve diyeceksin ki ya anayasaya göre bizim bu kararı uygulamamız lazımdı. Uygulamayan mahkemenin HSK'ya yazıyor. Diyor ki ya uygulamayan hakimin hakkında bir işlem yapın diyor. Ben ne yapayım diyor. Yani ben mi kulağından tutup bu kararı uygulatayım diyor. Feryat ediyor Anayasa Mahkemesi ya. Ve şunu unutmayın. Bu Anayasa Mahkemesi üyelerinin çoğunu bu hükümet dönemlerinde atandı. Yani böyle eskiden de deseniz ki bunlar zaten bize karşı olan kişiler. Çoğunu... Kendileri atadılar. Hatta artık en son atamalarla falan tamamı Anayasa Mahkemesi'nin Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı'na ve onun partisine yakın olan kişiler olarak konuşuluyor. Şimdi bir ülkede bu Çemişkesek Sulh Ceza Hakimliği yani değil ya da işte... Orası da saygın bir kurum. Yani hepsi saygın ama yani bak diyor ki ilk derece mahkemeleri değil diyor. Sizler koruyacaksınız diyor. Şuraya geleceğim. Bir ülkede hürriyetlerin teminatı mahkemelerdir ama mahkemelerin eli ayağı kimdir? İcra organıdır. İcra organı kimdir? Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı'dır. Bu İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, geçmişte başbakanlar demediler mi? Ben Anayasa Mahkemesi kararını tanımıyorum. Yırtar atarım kardeşim demedi mi? Anayasa Mahkemesi'ni ben yırtarım diyen kişi, şimdi Almanya'yı madem konuşuyoruz, ertesi sabah gel kardeşim sen emekli oldun ya da istifa et. Böyle bir şey olamaz derler. Biz bu ülkede bakın yine diyorum, İnşallah ölmeden görürüz. Türkiye iyi bir kanun devletidir. Korkunç derecede kötü bir hukuk devletidir. Ha bu da nedendir? Çünkü hukuk devleti olabilmeniz için kanunlara değil, eğitimli, ahlaklı, vicdanlı, erdemli, izanlı, ferasetli, dirayetli insanlara ihtiyacınız ve var. Ve felsefeye ihtiyacınız felsefeye, mantığa, sosyolojiye. Buradaki sesleri biraz yükseltmek lazım. Gerçekten. Şimdi bu yalnız çok önemli. Biz de bir kez daha vurgulayalım. Bir ilk yaşanıyor. Bunu ben başka yerlerden de şey yaptım, bu tespiti gördüm. Yani Türkiye tarihinde bir ilk. Evet. Anayasa Mahkemesi Enis Berberoğlu ile ilgili kararı ısrarla uygulanmayınca bu kez gerekçesini sadece o birinci derece mahkeme yani 16. O mahkemeye değil, TBMM'ye de gönderiyor, SSK'ya da gönderiyor. Bir cümle söyleyip. Yani şunu diyor değil mi Aytun Çerkin? Ya siz de bir şey yapın diyor. Tabii artık bakın. Bir cümle söyleyeyim. Buyurun. Çok özür diliyorum. Burada da çizdim altını.
hüküm fıkrasında da ilkokul 1'e giden çocuğa hani al şu parayı köşeye dön, bakkala git, uzat, ekmeği al, torbaya kol, kaldırımdan yürü, gel zili çal, kapıyı aç, eve gir der gibi. Bakın olmayacak bir şey. Hüküm fıkrasının C bendinde de kararın bir örneğin Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berber kararının tespit edilen hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için başvurucunun yeniden yargılamasının başlatılması, mahkumiyet hükmünün infazının durdurulması, ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi şeklinde işlemlerin yerine getirilmesi için dört maddede tek tek saymış İstanbul 14. Tane Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermesini. Tane tane anladım. Yani hakime diyor ki böyle tamam, böyle yapacaksın. Ben yani böyle Anayasa Mahkemesi kararlar görmedim. Şunu mu? Yani aslında normalde bu tür detaylara girmeyebilirdi. Bu kararı verirdi. Ama bakıyor ki uygulanmıyor. O zaman ben herhalde öyle anlatır gibi size de anlatayım. Ve bu karar oy birliğiyledir. Detaylar oy birliği. Oy birliğiyledir. Peki. Gece yarısı bir de. Evet. Gece yarısı üçte. Yani 3 gibi yapılıyor üçte. Bu açıklama. O yüzden çok önemli. Meclise neden yollanır? Milletin seçtiği vekillere diyor ki meclis başkanına, sen beni temsil ediyorsun, halkı temsil ediyorsun. Artık bu işi sen çöz. Diyor ki ben zaten kararı verdim ama sen çözeceksin diyor. HSK'ya da diyor ki sen diyor en yetkili organsın diyor artık diyor. Bunun diyor gereğini yapın diyor. Ve 14. ağır cezaya da yani o mesajı verin. Yani biz bunun arkasında duralım. Yani şimdi zaten yani ilginç bir şey. Peki, bir şey kan davasına döndü. Bir şey soracağım. Berberoğlu olayı. Bir şey soracağım. Diyor. Anayasa Mahkemesi bu kararını meclise göndermeyi biliyor. HSK'ya göndermeyi biliyor. Cumhurbaşkanlığına niye göndermiyor? Efendim Cumhurbaşkanlığı çünkü bu konularda icra makamı değil. Bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi çağıracak Enis Berberoğlu'nu. Diyecek ki şu işlemler tamamlansa yemin etmiş zaten derhal görev iade. HSK'ya diyor ki Aytunç'un söylediği gibi kardeşim bu mahkeme böyle şey. Bakın bir, önemli bir şey bu ikinci karardır bir de malumunuz. Tabii. Yani bir kere verdim olmadı. Hadi bir daha veriyorum bir de yani artık her şey yazıyorum ama uygulayın diyor. Ha Cumhurbaşkanlığı makamı çünkü bu konuda görevli bir makam değil. Peki. Şimdi ben Berberoğlu davasının bir kan davasına döndüğünü, yani bir karşılıklı bir sembolik bir şeydi. Hani her yerde nasıl kutuplaştıysak Berberoğlu'nu tutanlar, Berberoğlu'nu tutmayanlar. Ya hani, yok öyle bir şey. Hukuk, Aydınlık Gazetesi'de açılan davada nasıl bir karar vermişse aynı suç. Hani MİT tırları davasında Aydınlığın iki yazarına ve yöneticisine takipsizlik vermişti benim bildiğim evet. kadarıyla ve bitmişti dava. Berberoğlu davasında da aynısını vermek zorunda. Aslında yani hukuk iki aynı şey olayda iki farklı karar veremez ki. Ama birisinde diyor ki birisi çok ekibi daha önce yapılmıştı o haber. Çok etkili değildi o zaman ama bu yapılan bu daha önemli bilerek yapıldı ve yönlendirildi gibi ama bunun altını doldurmak gerekiyor. HTS kayıtlarıyla falan olabilecek bir şey değil. Ben biraz önceki o Osman Gül meselesiyle ilgili şunu hatırlatmak istiyorum. 2016'da Sayın Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesine mermi konuldu. Evet. 2018'de Sayın Bülent Tezcan'a silahlı saldırı oldu Aydın'da diye hatırlıyorum. Evet, bir restoranda. Ve o da bağırarak şöyle iddia edilmişti orada da HDP ile olan ilişkilerinizden. Mecliste Sayın Kılıçdaroğlu'na yumruk atıldı. Daha sonra Çubuk'ta linç girişiminde bulunuldu. Barış Atay Kadıköy'de çok ciddi bir şekilde saldırıya uğradı ve meclisin milletvekiline saldırıya uğradı. Ve arkasından gelen bütün saldırılar, Ahmet Takanlar, Yavuz Selim Demirağlar, Sabahattin Önkibarlar vesaire. Bu son örnekte Osman Gül'ü, Selçuk Özdağlar'dan sonra. Ahmet Türk'ü de hatırlatmakta yarar var. Ahmet Türk Samsun'da saldırıya uğramıştı. Samsun'da. Oraya... Yani normalde ordu görülmemesi gereken bir dava oraya değil mi alınmıştı ve orada bir yumruk saldırı. Ama saldırı oradaydı. Saldırı Samsun'da tamam. olmuştu. Evet. Şimdi tabii doğru ama sizin söylediğiniz de doğru. Bunları alt alta koyduğumuz zaman bizim esas sorunumuz iki. İki tane sorunumuz var. Bir ekonomi, iki can güvenliğimiz. Bu da insanın doğasındaki biraz önce Necdet Sarıç'ın dediği gibi iki tane olaydır. Ya yaşayacağız biz ve bir de ekonomik anlamda da hayatımız ayakta durmalı. Şimdi böyle bir şey yok ve biz bu güvenlik sorunu yaşıyorsak anayasayı konuşma şeyimiz nereden geliyor? Nereden çıkıyor bu ihtiyaç? Çok net
İlk dört maddeyi tartışmayacaklar. Bak bu çok net. İlk dört madde duracak. Çünkü MHP ile beraber yapıyorlar bunu. Yani burada bir şey yok. İlk dört maddede bir sıkıntı yok ki bana göre de zaten ilk dört maddeyi tartışmanın bir anlamı yok. Ben dört maddeyi sundum, diğerlerini değiştirelim dedim. CHP gelmedi. Sen HDP ile berabersin. Bu bir politika. Bu da bir politika. Yani bir ittifaklar şeyi şu anda. Aslında bunun altyapısı Saadet Partisi ile ve işte DSP'dir, Saadet Partisi'dir, Yeniden Refah Partisi'dir, diğer partiler ittifak görüşmeleriyle CHP'yi yalnızlaştırmak, İyi Parti, Gelecek, hatta DEVA, bunların içinden ne bulursam, buraya alırsam, getirirsem yanıma. Ne bulabilir ki bunun için? Hayır, şimdi sonuçta şöyle, hani çizgimiz, hayır gelmediler, gelmediler propagandası yapabilmek için. Mevcut hükümet rejimi kırmızı çizgimiz diyor. Buradan geri dönüş yok diyor. Hayır, yeni anayasada. Ama şöyle bir şey de diyor bakın. Siz anayasa için gizli kapaklı tırnak içinde hani bir tartışmalar oldu ya bütün tartışıldı vesaire. Gizli kapaklı görüşmeler yapıyorsunuz. Hayır diyor ben şeffaf görüşme yapıyorum. Ben şimdi onların hani cephesinden anlatıyorum. Tabii, onların dediği gibi. Açıkladı ya. Evet ben şimdi gizli kapaklı değil açık açık yapalım gelmiyor musun? Aa kamuoyuna bak sen HDP ile yaparsın ama benle yapmazsın bak görüyor musun diyecek. E tamam da ya öyle bir şey olur mu? Ya, öyle bir şey siyaset ama yapıyor. Ama şimdi şöyle düşünelim. Mesele anayasa değil işte burada. He, tamam şimdi şöyle düşünelim. İyi Parti ne istiyor? Güçlendirilmiş parlamenter sistem. CHP bunu istiyor. Ondan sonra Saadet Partisi bunu istiyor. Efendim sen anayasa yapacaksın. Ama mevcut hükümet kırmızı çizgimiz diyeceksin. Peki, hükümet rejimi değişmeyecek. Mesela şunu da yaparsa. Ondan sonra muhalefete diyeceksin ki bay sen niye olacak? Gelmedin? Hayır, mesela partisi Cumhurbaşkanı'na yani. Dönerse, mesela Cumhur İttifakı da bunu kabul ederse. Ha yani hayır, ben size biraz şunu söyleyeyim mi? Yani şöyle yapıyorum. 2023'e kadar. Aklına çelebilecek bir takım hamleler de bulunursa 2023'e diyorsun. 2023'e kadar bunları hep peki. Göreceğiz biz. Yani esas mesele bu. Bu konuda Kemal Özkiraz'ın da görüşlerini merak ediyoruz. O da yayınımızda Avrasya Anket'in başkanı. Kemal Bey merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar. Evet, bu konularda herhalde sizin de düşündüğünüz bir takım çıkarımlarda bulunduğunuz hususlar var. Ayrıca da bir anket yaptınız. Son anketinizden çıkan çarpıcı sonuçlar var. Birazdan ekrana getireceğiz. Ama bu meseleyle ilgili bir iki dakika daha bekletelim ama yayındasınız unutmayın. Görünüyorsunuz yani. Seren Hanım'ın da yorumunu alalım. Ne diyorsunuz Seren Hanım? Ya aslında Aytunç Bey'e bir parça katılıyorum. Şimdi bu anayasa tartışmaları yani Cumhurbaşkanı anayasa meselesini ortaya attığında aklımıza gelen bir takım sorular var. Hani az evvel de bahsetmeye çalıştım. Yani acaba gerçekten bir yumuşama hamlesi mi yapacak? Çünkü bu Biden yönetiminin değişmesi, uluslararası konjonktürde sürekli demokrasinin vurgulanması. Acaba böyle bir hamle mi gelecek? Ben bunu çok beklemiyorum açıkçası. Bu bir seçenek. İkincisi acaba Adalet ve Kalkınma Partisi bu anayasa değişikliğiyle ne hedefliyor olabilir? Yani içeride sıkıştıkça, siyaset ve ekonomi sıkıştıkça ne hedefliyor olabilir? Bir yönetim krizi var ortada. Bunun çözülmesi için bir anayasa tartışması ortaya atıp buna bağlı olarak da yine sistem tartışması hikayesinin gündeme getirilmesi ve bir parça belki o sistemin içerisinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yarattığı bir takım krizler var. Bunlardan iktidar da belli ki iktidar sürdürülebilirlik görmüyor. Yani rejim tıkanmış durumda. Buna ilişkin bir takım düzenlemeler yapılabilir veya hakikaten muhalefeti bölmek için en azından gündemi değiştirmek ama bu gündem değiştirme uzun süreli bir gündem değiştirme böyle bir strateji ortaya atılmış olabilir. Bir de hatırlamak gerekiyor iktidar sürekli seçimden ve bir takım halk oylamalarından güç alan, mobilizasyon yaratan bir iktidar. İdmanlı olduğu bir alan. Evet, o yüzden bir anayasa tartışması ortaya atılıp bunu da işte mecliste 360 milletvekilinin desteğini alarak bir şeye referanduma götürme hikayesi ortaya çıkabilir. Bunun için de iktidarın milletvekili sayısı iktidar ve MHP'nin tam sağlamıyor. Tabii dolayısıyla şu anki meclis ayırt metodu yapabileceği bir şey değil. Dolayısıyla muhalefetten en azından belki İyi Parti'den milletvekili çekmeye çalışabilir. Yani bir sürü senaryo var ve buradaki siyasal tartışmalar aslında birazdan Kemal Bey de bahseder. Bence muhalefetin aslında bütün pek çok ankette gördüğümüz şekilde ciddi bir güç kazanması ve artan bu trafikleri de görüyoruz. Demek ki muhalefet hem
yani güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerinde uzlaşıyor ve beraber çalışma pratikleri var. Bugün mesela Muharrem Erkek ve Deva Partisi'nden Mustafa Yeneroğlu buluştu. Bugünlerde müthiş bir ziyaret trafiği var liderler arasında. Tüm bunlar karşısında iktidarın da ortaya attığı şey hem muhalefeti bölecek bir takım ittifak görüşmeleri, kendi safını sıkılaştırmak hem de anayasa tartışması gibi belki uzun vadede dahil edebilecekleri bir strateji. Bu arada liderler arasında ziyaret trafiği yoğunlaşıyor. Liderlerin de Halk TV mesaisi yoğunlaşıyor öte yandan da. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ardından bu kez de cumartesi Genel Yayın Yönetmenimiz Suat Toktaş, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la bir söyleşi gerçekleştirecek. Saat 14'te, merak edenler için. Efendim, soralım Kemal Bey. Kemal Bey, siz bunların altında bir şey arıyor musunuz? Aklınıza bir şey geliyor mu? Anket sonuçlarınıza birazdan geçeceğiz. Yani arıyorum diyemem. Çünkü ne yapmak istediklerini biliyorum. Mutlaka matematik ortada. Yani 360'ın bulunabilmesi için ya mecliste milletvekili transferi yapmak zorundalar ya da meclisteki partilerden bir tanesinin içerisinden 25 civarı milletvekilini ayırmak gerekiyor. Burada en zayıf halka neresi diye bakmak lazım, neresi kolay kopar diye bakmak lazım. Partilerin gruplarında ayrışma olması için bir kere derin çatlakların olması lazım. İYİ Parti'de böyle bir çatlak var mı? Hani İYİ Parti'de grubu dağıtacak kadar büyük kavgalar yok gördüğümüz kadarıyla. Öyle bir ayrışma yok. İşte merkez sağdan gelenler ve ülkücüler gibi bir ayrım var ama İYİ Parti'nin bölünmesine yetecek kadar temel bir ayrım değil. İYİ Parti'deki merkez sağcılar da ülkücüler de çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarına, Cumhur İttifakı'na karşılar. Öbür tarafta CHP'de böyle derin bir ayrım var mı? O da yok işte. Hepi topu en büyük mevcut lider haricinde bugüne kadar en çok zorlamış olan lider adayı ayrıldı. 3 kişi götürebildi. O zaman nerede olabilir? HDP kalıyor geriye. En büyük çatlak da bence HDP'de. HDP'de böyle bir ayrışmanın olması için tüm şartlar var. Nasıl var? Bir Selahattin Demirtaş ile beraber hareket etmek isteyen Selahattin Demirtaş'ın siyaset tarzını benimsemiş. Onun ekibinden... Peki Kemal Bey bir şey soracağım. Kemal Bey bir şey soracağım. Şimdi diyelim ki HDP'de bir çatlak var. Peki MHP ile yola çıktığı bir anayasa taslağında HDP seçmeninin şeyini nasıl alacak ki? Ya ne önemi var? Abdullah Öcalan'ın sözünü dinlemiyorlar diye... İstanbul seçiminde Devlet Bahçeli HDP'lilere fırça attı. Abdullah Öcalan'ı nasıl dinlemezsiniz diye. Yani Türkiye'nin artık öyle kaygıları ve öyle keskin ayrımları yok. Artık Türkiye'nin milliyetçisi de, İslamcısı da tamamen hükümeti ve gücü elinde tutmak için bütün çizgilerinden vazgeçmiş durumda. Peki. Sadece boş goy goy yapıyorlar bunları. Tamamen hamaset için kullanıyorlar ama böldüğünüz yer söyleyeceğim her şeyin özetiydi. Onu devam etmek isterim. Önemli çünkü orası. HDP'deki asıl ayrım şu. Kandil ve İmralı ekseninde yani Cumhur İttifakı'yla birlikte hareket etmek isteyen bir eksen var. Selahattin Demirtaş'ın ve Türk solunun seni başkan yaptırmayacağız söylemi HDP'ye, Kürtlere veya Türklere ne kazandırdı diye sorgulayan bir klik var HDP'nin içerisinde. Ve maalesef bu klik bence artık daha görünür olacak ve yeniden açılım politikalarına döndürebilmek için hükümetle işbirliği yapmayı önerdiklerini görüyorum. Mesela ve MHP'de bunu kabul edecek öyle mi Kemal Bey? Evet, MHP mutlaka kabul edecek. Dediğim gibi MHP zaten bunun bunu kabul edeceğinin sinyalini İstanbul seçimlerinden önceki Perşembe günü Öcalan'ın mektubunu sahiplenmeyen HDP'ye fırçatarak bunu gösterdi zaten. Yani kabul edecek diye bir şey yok. Zaten kabul etti. Yıllardır sizin bizim Cumhur İttifakı diye bildiğimiz işte AKP, MHP
logosu olmasa da Büyük Birlik Partisi'nden müteşekkil dediğimiz ittifak çok açık ve net şekilde AKP, MHP, ulusalcılar ve İmralı ittifakı. Yani Abdullah Öcalan zaten o ittifakın bir bileşeni. Peki. Hem de çok etkili bir bileşeni. Bence Abdullah Öcalan ve İmralı ekseninde yeni bir siyaset ulusalcılar üretmeye çalışıyorlar. Kim kastettiğinizi anlamadım ama ben. Ama şimdi o tartışmaya girmiyor. Ama yani şimdi ulusalcılar lafı da çok ağır bir laf. Olmaz ki ama bu şimdi. Başka bir gündemiz yani var. Ulusalcılarla İmralı nereden birleşti ki? Evet. Ben de sizle o zaman diyeyim ki PKK'yla mesela şeyle mi birleşiyorsunuz? Emperyalizmle mi birleşiyorsunuz? Ya lütfen. Ulusalcılar kim yani? Ben anlamadım ki. Şimdi Kemal Bey. Muharrem İnce de mi ulusalcı mesela? Başka kim? Anlamadım ki. Aytunç ulusalcılık diye bir tanım yok ayrıca. Öyle bir şeyi kirletme ve saldırı amaçlı yapılan bir şeye dönüştü, hakarete dönüştü. Ulus devletçiliği savunmak başka bir şeydir. Ya hayır, lütfen ay- yani. Aydınlığı, Aytunç Bey. O ayrı bir şey. Bize ne onlardan? Başka bir şey. Yani, o ayrı bir şey. Öyle bir adını yani koyarak söyleyeyim burada. Kimi kastettiğimi soruyorsunuz. Cevabını beklemeden sürekli konuşacaksanız kapatayım. Ben siz stüdyoda kendi kendinize konuşun. Kusura bakmayın yani bir şey anlatmaya çalışıyorum, dört seferdir bölünüyorum, en söyleyeceğim yerini söyletmiyorsunuz. Bir de bu kadar sert çıkacak ne var canım, kimi kastettiniz deyin söyleyeyim. Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan ve Doğu Perinçek'i kastediyorum. Tamam. Yani Doğu Perinçek kendisine ulusalcı diye. Doğu Perinçek, sorsanız söylerim, niye bağırıyorsunuz oradan yani? Bağırmadım. Niye bu efendim, hassasiyet ben burada var, anlamadım ki yani. Ulusalcılar diyerek bilerek yapılan bir şey var. Özellikle konuluyor bu. Öyle bir şey yok. İmralı'yla şunla bununla ittifak yapma vesaire. Bu doğru bir bakış açısı olmadığını canım, söylüyorum zaman, ben. O zaman deyin ki Kemal Bey alınan arkadaşlarımız olur. Kimi kastediyorsunuz deyin. Ben de söyleyeyim kimi kastettiğimi. Ben karnından konuşan bir insan değilim ki. Ben her zaman her söylediğimi açık söylerim. Haftada da 10 tane gider ifade veririm. Hiç de umurumda olmaz yani. Anladınız mı? Sizi kastetsem yahut CHP'nin içerisindeki ulusalcı kanadı kastetsem zaten onları söylerim. Hiç de umurumda olmaz yani. Peki. İşte CHP'de bana küsecekler mi, küsmeyecekler mi? Benim tarzım belli yani. Sizinle yahut sizin düşüncenizde AKP'ye muhalefet eden ulusalcılarla hiçbir sorunum yok. Yani anlaşamadığım nokta çok ama onları sonra konuşuruz. Şu anda bunlar çok detay anlaşmazlıklar. Sizin gibi ulusalcılarla yaşadıklarımız. O yüzden yükselmeyin lütfen. Bırakın anlatayım, anlatacağım. Peki. Kemal Bey orada şu da olmuş olabilir. Aytunç Bey'in konuşmasını ben bastırır gibi oldum. O da sesini işittirmek için özellikle biraz sesini yükseltti. Yoksa dediğiniz gibi sıkıntı yok. Yo, anlıyorum onu ama zaten stüdyoda şimdi şöyle bir şey var. Yayına kattım. Zor bir şey. Doğru. Oradan konuşulunca yani sizin sanki burada susturulmuş gibi oluyoruz. Yok ve yok, sizi susturmakla ilgili bir durum yok. Öylesine sevgili anlatacağım Kemal. Anlatacağım hiçbir şey anlatamadım şu anda. Ben de araya girmiyorum ama bir en azından şey yapayım, muhalefet şerimi düşeyim. Yani HDP'yi de böyle yani blok olarak buraya koymana da itiraz ettiğimi bilmeni isterim. Hayır, zaten blok olarak koymuyorum. Çok bambaşka bir şey anlatıyorum Necdet abi. Gökmen Bey iki kere tam anlatacağım yerde girdi. Peşine Aytunç Bey girince benim anlattığım şeylerin hepsi yarım kaldı. Hiçbir şeyi anlatamadım. Yani benim anlatmak istediğim şu var. Ayhan Bilge'nin benim de çok iyi arkadaşımdır, dostumdur. Ayrı mesele. Dostluğundan böyle onur duyduğum, aydınlandığım kişilerden bir tanesidir. Fakat Ayhan Bilge'nin son bir haftadaki tweetlerine bakın. Nasıl bir parti kurulmak istediğini, hedeflendiğini görürsünüz. Biz mesela size de söyleyeyim, Ayhan Bilge'nin yakın dostları olarak biz son bir haftada birkaç kere bir araya geldik ve Ayhan Bilge'nin yazdıklarına katılmadığımızı, Ayhan Bilge'nin eğer bir parti kurma hevesi var ise bunun doğru olmadığını, muhalefette bölünerek çoğalmak da bir stratejidir ama şu anda bu konjektörün buna uygun olmadığını, aksine güç birliği yaparak güçlenmenin, büyümenin daha doğru olduğunu kendisine avukatları aracılığıyla iletmeye çalıştık. İzliyorsa
hem bir dostu hem arkadaşı olarak bunun doğru olmadığını da buradan ifade etmiş olayım ama doğru bulmadığımızı. Fakat dediğim gibi ortada şöyle bir durum var. Kürtler açısından haklı bir eleştiridir. Seni başkan yaptırmayacağız söylemi Adalet ve Kalkınma Partisi'ni ve Erdoğan'ı MHP'nin kucağına itmiştir gibi bir tartışma var. O tartışmanın özneleri de Abdullah Öcalan, İmralı ve Kandil. Buradan muhtemelen HDP'de bir ayrışma, yeni bir grup kurmaya çalışacaklar diyorum. Zaten peki. HDP'yi suçlamıyorum. HDP yönetimi ve Selahattin Demirtaş zaten bu projenin tam karşısında duracaklar. O yüzden onları suçlamıyorum. Sadece HDP ile ilgili böyle bir plan sezdiğimi söylemek istiyorum. Peki. Bir öğrenmek istediğim bir şey var, merak ettim. Ayhan Bilgen'i de bu şeyin içine mi koyuyorsunuz? İktidarla hareket edecek veya ne bileyim seni başkan yaptırmayacağız sloganı yanlış olan ekibin içinde ve bunun liderliğine soyunduğunu mu söylemeye çalışıyorsunuz? Şöyle Ayhan Bilgen sarayla hareket etmiyor. Saray da Ayhan Bilgen'in hiçbir zaman saray iktidarının sürmesini istemez de umurunda da olmaz. Evet. Çok iyi tanıdığım birisi için olduğu için söylüyorum. Ancak Ayhan Bilgen evet o seni başkan yaptırmayacağız sözünün açılımı yıkan şey olduğuna inanıyor zannediyorum. Ve Kürtlere de hiçbir şey kazandırmayan, Kürtlere de hiçbir şey kazandırmadığını düşündükleri bu söylemden vazgeçerek gerekir ise Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yeniden açılıma yönlendirilmesi için bence Türk siyasetinde nötr kalmak göze alınabilir olmalı diye düşünüyorlar. Yani şunu amiyane tabirle söyleyeyim. Yani Kürtler rahat etmiyorken geri kalanın rahat etmesi için biz niye bu kadar fedakarlık yapalım noktasında olabilirler. Kürt siyasal hareket açısından baktığınız zaman haksız sayılmazlar. Fakat dediğim gibi artık AKP zulmederken ne Kürt ayrımı yapıyor ne Türk ayrımı peki. yapıyor. Herkese aynı zulmü yaptığı için bunu yapmamalarını dostlar olarak öneriyoruz. Tamam. Şimdi bu konuları normalde çok daha geniş ele almak lazım. Benim biraz daraltma niyetim şu. Sürem az kaldı. Bir de anket sonuçlarına bakacağım. Yoksa mesela Ayhan Bilgen Aytun Şerkin'in sorularını yanıtladı. Bu anlamda evet. Yani onu konuşurduk da şimdi başka bir platformda yapabiliriz. Evet. Bunu yapalım aynen da öyle. Zaten bunu konuşalım da yani masaya aynen yatıralım. Öyle. Şu ulusalcılık meselesini de konuşalım ki ulusalcılık diye bir şey yoktur. Onlar yani bir üretilmiş bir şeye dönüştü. Ondan dolayı diyorum. Peki. Şimdi Kemal Bey grafikleri ekrana getireceğiz ama künyeyi bir söyleyin siz önce lütfen araştırmanın künyesini. Tabii biz araştırmamızı 20-27 Ocak tarihleri arasında yaptık. 2180 kişiyle yüz yüze görüşme yöntemiyle yapıldı. Biz her ay iki anket yapıyor idik bu aya kadar. Bu ay onu artık sonlandırıyoruz. Daha küçük ölçekli 4 anket yapmayı hedefliyoruz. Araştırmamızın finansını Avrasya Anket YouTube kanalımızdan bizim e-bültenlerimize abone olan destekçilerimizin sağladığı finansmanla yaptık. Hata payını da +-2,5 olarak hesaplıyoruz. Peki. Hemen ben ekrana getireyim. Bir bakalım Avrasya Anket'in son sonuçları. Şu anda bizi bütün bu konuştuğumuz tartışmamız boyutlarla ilgili ne söylüyor? Mesela sorulardan biri. Olası Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde isimlerini sayacağım kişiler Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına aday olursa oy verir misiniz? Örneğin Erdoğan'a karşı Ekrem İmamoğlu aday olursa %42,6 oy veririm diyor. Ondan sonra %37 ise Erdoğan'a oy veririm diyor. Evet Erdoğan'a oy veririm diyor. %37 Erdoğan'a oy veririm. %42,6 Ekrem İmamoğlu'na oy veririm. %11,6 da iki aday arasında kararsızım. 8,8 de ikisine de vermem. Şimdi eğer Mansur Yavaş Erdoğan'ın karşısında aday olursa %43,9 Mansur Yavaş'a veririm diyor. Ondan sonra %36,5 de Erdoğan'a oy veririm diyor. Yani turuncular burada Erdoğan'a oy vereceğini söyleyenler. Kırmızılar da bu isimler Erdoğan'ın karşısında aday olursa ona oy vereceğini söyleyenler. Şimdi bu fark
herhalde ciddi bir fark olarak algılanabilir. Bir, yani bir puan, bir buçuk puan, iki puan değil, ciddi bir fark var ortada. Bir başka anket sonucuna bakalım. Peki Selin Sayek Böke adayı olursa Erdoğan'ın karşısında %36,1 veririm diyor. %38,3 Erdoğan'a veririm diyor. Muharrem İnce adayı olursa %34,1 veririm diyor. 38,3 Erdoğan'a oy veririm diyor. Devam edelim. Başka hangi isimlere sorulmuş? Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan karşısında aday olursa 35,2 Kemal Kılıçdaroğlu'na veririm diyor. 37,6 Erdoğan'a oy veririm. Peki Meral Akşener aday olursa 36,5 Meral Akşener'e veririm. 37,4 Erdoğan. Bu anketin sonuçlarına göre Erdoğan'ın karşısında en şanslı iki aday Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olarak görüyor ve ciddi bir fark var. Ama Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu aldığı, yani bu ankete göre baktığım zaman çok ciddi bir rakam. Yani bunu da azımsamamak gerekir. Çok önemli yani. Bir rakam. Şurada çünkü iki aday arasında kararsızım %13,7 ve bu 2023'e kadar geçecek süreçteki politikalar, izlenen roller devam ettiği zaman daha yükselme veya alçalma. Ama böyle bir şey de var. O zaman hemen şu ana kadar açıkladığımız hususlar başka yok değil mi? Erdoğan'a karşı başka bir isim olursa ne yaparız diye bir sonuç. Bunlar bu kadar. O zaman bu konuda hemen rica edelim. Kısa bir yorum Kemal Özkiraz. Kemal Bey, eğilim nasıl? Bu fark giderek artıyor mu? Ne oluyor? Şöyle, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş farkı giderek açıyor. 5-6 aydır anketler böyle geliyor. Mansur Yavaş geriden geldi. Ekrem İmamoğlu'nun da gerisinden geldi. Daha fazla öne çıktı. Fakat aslında anketlerde bence dikkat edilmesi gereken husus bu ankette kimin Erdoğan'ı geçtiği değil de Erdoğan'ın oy oranları. Yani şöyle bir durum var. 8 isim sorduk yanlış hatırlamıyorsam. Bir de sizin ekrana yansıtamadığınız Abdülhatif Şener ve İlhan Kesici var. Hani merkez sağdan da bilinen isimlerden de soralım diye eklediklerimiz. Onlar da hep aynı ortalamada. Yani muhalefetin en zayıf adayları bile 35-36 bandında başlıyor. Erdoğan muhalefetin en zayıf adayına karşı bile 37-38 bandında başlıyor. Burada şöyle bir husus var. Ben bu ankete baktığım zaman şunu görüyorum. Muhalefet eğer kendi arasında uzlaşır ve çatı aday çıkartır ise çok çok problemli bir isim çıkmadığı sürece herkes kazanacak demektir. Çünkü orada özellikle kararsızım diyen seçmenler ve ikisine de oy vermem diyenlerin önemli kısmı aslında HDP seçmenleri. Yani HDP ne tarafa, HDP kurumsal bir açıklama yapar ise kitlesini ikna edecek şekilde şu adaya oy vereceğiz diye, tıpkı yerel seçimlerdeki gibi, yani Erdoğan'a kaybettirmek üzerine bile siyaset yapsa HDP bu tabloda kaybettirir. Yani şu Erdoğan mu Kemal Bey? Karşı katlanamaz. Kemal Bey, olası ilk erken seçimde ya da cumhurbaşkanlığı seçiminde hani daha önce yerel seçimde olduğu gibi Öcalan demişti ya yerel seçimden önce. Ya bizim hani burada bir çıkarımız yok. Nihayetinde biz burada tarafsız kalmalıyız tarzında. Buna karşılık Selahattin Demirtaş demişti ki gerekirse bağrınıza taş basın ve gidin işte otoriter rejime karşı oy kullanın. Yani önümüzdeki süreçte de yine Öcalan cephesinden farklı bir açıklama gelebilir mi? Yani biraz önce söylediğim şey buydu. Farklı açıklama değil, sadece bence farklı bir siyaset de güdecek. Hatta dediğim gibi HDP'yi tamamen bölmeye bile çalışabilir Öcalan. Çünkü Öcalan bu ittifakın bir ortağı. İttifakın ayakta kalması için elinden geleni yapacak. Peki bu arada bir saniye bir düzeltme yapalım. Yani ittifakın ortağı derken hani nihayetinde o ittifakın meşru bir ortağı değil Öcalan. Ama o yerel seçimler öncesi Öcalan'ın tavrının seçime giren ittifak tarafından bir nevi kullanılmak istenmesi tespitine ilişkin bir ifade. Ama onu o şekilde düzeltmemiz gerekir Kemal Bey. Bizi anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum sizde. Zaten ben de İstanbul seçiminden önce yaşananları kastettim. Tamam. Yani. Şimdi Kemal Bey, anladığım kadarıyla az önce gösterdiklerimiz muhalefetin çatı adayla girmesinin daha şanslı olduğu anlamına geldiğinde teyit ediyor değil mi?
Ben öyle düşünüyorum. Peki. Şimdi yine sizin anketin diğer sonuçlarına bakalım efendim. Ben yine ayağa kalkıyorum. Merak etmeyin sayın konuklarım, size de yorumlatacağım sonuçları. Ama hakikaten bu taze bir anket, yeni bir anket. O yüzden bakalım bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Orantısal dağılımdan sonra Cumhur İttifakı, Cumhur İttifakı mı diyor en başta? Evet, evet. Diyor, evet. MHP ayrıca var da orada. MHP ayrıca var. O muhtemelen şeydir. O grafik hatası muhtemelen. AKP, evet, o AKP değil mi? AKP o. AKP %35,6, CHP 25,3, İYİ Parti 13,4, HDP 10,5, MHP 8,1, Gelecek 3, DEVA 2,9, Saadet 0,85, diğeri 0,35. Evet, %35'e 25 AK Parti, Adalet ve Kalkınma Partisi ile CHP arasındaki fark burada görünüyor. Ve burada orantısal dağılımdan sonra MHP eğer baraj 10'da kalmaya devam ederse barajı da aşamıyor. Bir başka görsele geçelim. Varsa. Evet, bu kararsızlar dağıtılmadan önceki hali. Biz zaten kararsızlar dağıtıldan sonraki halini de az önce vermiş olduk. Ama burada en azından şunu belirtelim. %15 şey var, kararsız görünüyor. Evet, devam edelim. Milletvekili seçimlerinde ittifaklar sayacağım gibi olursa ne yönde oy kullanırsınız? Cumhur İttifakı. Kim var orada? AK Parti ve MHP ve BBP. Geniş Millet İttifakı, yani CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek, DEVA ve Demokrat Parti. Bakın, bu şekildeki bir Cumhur İttifakı'na %39,9 çıkıyor. Geniş Millet İttifakı'na bu ankette %37,5 çıkıyor. Kenarda da HDP duruyor, 9,3. Yani bir şekilde bu HDP'nin desteği, şöyle ya da böyle seçmeninin desteği buraya eklendiğinde %47, özür dilerim. Ama bu 46... milletvekili seçimleri şey. Hani, tamam. Doğru. HDP meclisteki çoğunluk açısından. Çoğunluk anlamında. Tamam. Ama evet, o da önemli. Meclisteki şey kompozisyon da çok önemli. Evet. Böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Başka var mı görsel sevgili yönetmenim? Bu sondu, tamam. O zaman hemen soralım. Kemal Bey, bu rakamlarınızı nasıl yorumladınız? Buradan nasıl bir enformasyon çıkıyor? Şöyle, buradan çıkan sonuç şu. HDP sürekli olarak ben ittifaklara alınmıyorum diye hayıflanmak yerine kendi ittifakını genişletmeye çalışsa zaten HDP hiçbir ittifaka ihtiyacı yok. Gördüğünüz gibi kiminle ittifak yaparsa yapsın, meclis çoğunluğu için şu tabloda ittifaklar HDP'ye muhtaç olacak seçimden sonra. Ve HDP normal şartlarda, yani bugünkü şartlarda barajı güle oynaya gene geçecek gibi gözüküyor. Benim aslında birleştirmek istediğim bir veri var, bugün gördüm. Metropol araştırmanın bir verisi. Bu ekrandaki veriyle çok benzerlik gösteriyor ama Metropol araştırma açıkçası bizden daha güzel bir soru sormuş orada. Bizim sorumuzdan daha fazla fikir veren bir soru sormuş. Demiş ki oy vermiyor olsanız bile kendinizi hangi ittifaka yakın hissediyorsunuz? Yani Cumhur İttifakı'na mı daha yakınsınız? Millet İttifakı'na mı? Millet İttifakı'na yakın hissediyorum diyenlerin toplamı %48'i geçiyor. Cumhur İttifakı'na yakın hissediyorum diyenlerin toplamı bizimkindeki gibi %39'larda. Yani orada bir de tabii şu şıklar var. Asıl fikir verici olan da o. İki ittifaka da yakın değilim ama ikisinden birini tercih edecek olsam Millet İttifakı'nı tercih ederim. Ya da Cumhur İttifakı'nı tercih ederim şıkları var. Orada da Millet İttifakı önde. O İkisine de oy vermiyorum ama diyen seçmen kim? Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'nın dışında kalan. Toplam zaten 12 puanlık bir seçmen var bu iki ittifakın dışında. 13 puanlık, özür dilerim. Bunun 12 puana yakını zaten HDP seçmeni. Yani geçtiğimiz seçimlerde HDP'ye oy veren seçmen. O yüzden burada da kazanmak isteyen tarafın bir kere HDP seçmeninin güvenini ve oyunu kazanması gerekiyor. İki tabloda hem Sayın Özer Sencer Hoca'nın tablosu hem bizim bu tablomuz çok net gösteriyor ki HDP önümüzdeki seçimin tıpkı İstanbul seçimlerinde olduğu gibi özellikle ikincisinde olduğu gibi en önemli, en kilit seçmen olacak. Peki, şimdi
Metropol'ün araştırmasının başka önemli sonuçları da var ama onun künyesi şimdi önümde olmadığı için Kemal Bey daha fazla söz etmeyelim o araştırmadan. Ama dediğiniz önemli. Yani kendimi oy vermeyecek olsam bile daha yakın hangisini hissediyorum denildiğinde ankette verilen yanıtlarda Millet İttifakı'na daha yakın hissediyorum ile Cumhur İttifakı'na arada ciddi fark var. Bir de MHP ve Saadetlilerden kendini yakın hissedenlerin şeyi çok önemli dağılımı. Bu soru şu açıdan çok önemli. İnsanlara seçim ikinci tura kalırsa dediğinizde aslında farazi bir soru yöneltiyorsunuz. Ve cevap alması daha zor oluyor. Ama bu şekilde sorduğunda aslında çok basit şekilde seçim iki ittifak arasında kalırsa ya da iki ittifakın adayları arasında kalırsa HDP seçmenin veya ittifakın dışında kalan seçmenlerin ne tarafa meyledeceğini daha net göstermesi açısından seçmenin cevap çarpıtma veya cevaptan kaçınma ihtimalini ortadan kaldıran bir soru. O yüzden açıkçası çok da beğendim. Bundan sonra ben de soracağım aynı soruyu. Bence önemli bir veri, çok önemli bir veri. Peki. Seren Hanım, ne diyorsunuz bu sonuçlara? Ya metropole urgu yapmayalım dediniz de hani bahsettik sadece sadece şunu söyleyeyim çok önemli. Künyesi elinizdeyse söyleyerek. Şu an yanımda değil ama 3 MHP seçmeninden. Bu hala seçim dışında da mı geçer? Ya ne biliyorum. Bizim halimizi biliyorsunuz. Kemal Bey biliyormuş künyesini, bari Kemal Bey söylesin de ben de. Ben biliyorum künyesini, söyleyebilirim size. Devam edeceğim. Yani metropol yaklaşık 100 aydır aynı anketi yaptığı için künye klasik. Ocak ayı içerisinde yapılan anketi bizimki gibi 2200 kadar seçmen ile yapılıyor. Yüz yüze Türkiye'nin nabzı araştırması, finansmanını ise Metropol Araştırma'nın bülten abonelerinden sağlıyor. Peki, İnşallah bir hatanız yok Kemal Bey. Teşekkürler Kemal Bey. Şimdi, orada kritik hatam olan şu, 3 MHP seçmeninden biri, 2 Saadet seçmeninden biri kendini Millet İttifakı'na yakın geliyor partiler dağılımına baktığınızda. Bu hakikaten çok önemli bir soru. Şimdi Avrasya Araştırma'nın anketine baktığımızda ise bütün adaylara ayrı ayrı sorulmuş. Kemal Bey de işaret etti. Yani en zayıf işte muhalefette daha geride kalan figürler bile olsa aslında ciddi bir destek alınabileceğini gösteriyor. Şimdi burada şunun altını çizmek gerekiyor. Yani HDP, bir HDP seçmeninin kritik rolü, belirleyici rolü. İkincisi ise ortak çatı bir adayla Cumhurbaşkanlığı seçimine girilmesinin çok önemli bir fark yaratacağıyla ilişkili konu. Hele de Millet İttifakı'na böyle bir ciddi yönelim varsa. Dolayısıyla muhalefetin bir demokrasi ittifakı, bir bloğu şeklinde seçime girmesinin ben çok kritik olduğunu düşünüyorum. Hem rejimin mevcut şartları hem Türkiye'deki siyasal eğilimlere baktığımızda. Ve görülen o ki bunun mutabakatı da biraz güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi olacak. Dolayısıyla partilerin bu konuda görüşmeler yapması, ortak bir aday belirlenmesi için de aslında iyi bir yol haritası ve pratik olacak. Bir de şeyi işaret etmek istiyorum. En çok oy alan, yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında en avantajlı iki adaydan biri İmamoğlu, biri Mansur Yavaş. Biraz daha Mansur Yavaş diğer anketlerde daha önde çıkıyordu öncekilerde. Belki şeye öndeydi, de bak. Öndeydi Mansur Bey. Hayır, İmamoğlu birinciydi değil mi? Mansur Yavaş herhalde. Mansur Bey birinci. Tamam, pardon. Ama şöyle de bir olay var. Türkiye'deki biraz zamanla görmek lazım. Bir takım toplumsal krizlere, işte şey gibi, yani Boğaziçi protestoları gibi, işte Mansur Bey ve Ekrem Bey nasıl reaksiyonlar veriyor? Ve seçim sırasında da ortaya çıkabilecek işte bir takım, evet. Çok daha Mansur Bey'in belki rahatlıkla... Mansur Yavaş 43,9, Ekrem İmamoğlu 42,2. Tamam. Yani çok ciddi bir fark yok nihayetinde ama Mansur Bey önde. Daha önde götürüyor genelde. Ama ben burada İmamoğlu'nun daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Bir takım işte o bütün seçmenden oy alabilmesi, özellikle HDP seçmeninden oy alabilmesi konusunda daha avantajlı olacağını ama düşünüyorum. Ama bakın burada da şey, ikisine de vermem diyen... Ekrem İmamoğlu'nda yeşil %11,6 yeşil çubuk,
Mansur Yavaş olduğunda 7,9. Ama şimdi fark etmiyor ki sonuçta yani. Demokrasi İttifakı kuruluyorsa evet. Ha Mansur Yavaş, ha Ekrem İmamoğlu. Fark etmez ki burada. Ben, yani şuna, ben şunu söylüyorum. Şimdi mesela Boğaziçi olayında dedik ya işte bir takım kutuplaştırıcı söylemler ortaya çıkabilir. Bu konularda Ekrem İmamoğlu daha etkili bir politika yürütebilir. Mansur Bey ikinci mektubu yolladı ya. Yani evet. O kadar net. İkinciyi o kadar, yolladı mı? Yollamadı. İkinciyi de geliyor. Mansur Bey etmezse dedi ikinciyi de gönderdi. Aytun Bey şuna işaret ediyorum. Bu takım toplumsal krizler bizi hangisinin daha iyi olacağını, yani iyi bir aday olacağını bence gösterecek, işaret edecek. Çünkü Mansur Bey özellikle pandemi dönemindeki iyi belediyeciliğiyle çok ciddi bir avantaj sağladı. Biz önümüzdeki süreçte bu anketlerin sonuçlarını bence bu reaksiyonlarla daha net bir şekilde göreceğiz. Çünkü hizmet başka bir şey ama toplumsal bir takım kutuplaşmaya verilen cevaplarda o oyların nasıl yani bütün cephelerden alınacağı bence başka bir şey. Ben kesinlikle ayrıca Mansur Yavaş'ın aday olmayacağını biliyorum. Düşünmüyorum, biliyorum. Biliyorsunuz. Tabii. Bence ben biliyorum yani bunu olmayacak. Yani o belediyeye devam edecek. Yani Ankara'yı devam edecek o işte. Evet. Orada onu yani ama o biraz, çok biraz yani evet bir şey yaratılıyor. Biliyorum dediniz yani doğrudan Mansur Yavaş yakın kaynaklı. Yakın çevresi. Evet, biliyorum dedim o anlamda. Yakın yani. Çevresi. Yani çünkü o belediye işini orada sürdürecek yani. Devam edecek. İkinci dönem içinde uğraşacak ki daha yüksek oyla gelir zaten ikinci dönem. Ondan sonrası artık. Peki. Necdet Bey ne diyorsunuz rakamlara? Ya şimdi bir kere Kemal Özkiraz çok iddialı bir arkadaşımız ve son birkaç seçimde bildi yani. O anlamıyla da önemli söyledikleri. Şimdi benim burada önemsediğim iki nokta var. Bence öne çıkan yani bir HDP tartışmasına girmeden. Türkiye'de 1950 sonrası iktidar olanların tümü Kürtlerle ittifak yapanlar iktidar oluyor. Kürtlerle ittifak yoksa iktidar olunmuyor. AKP'nin böyle bir açmazı var. Yani MHP tartışmalarında AKP'nin bu noktada çok ciddi bir açmazı var. Normal olarak AKP mevcut verilerde MHP'yi sırtından atması lazım. Bu anlamıyla da HDP'ye yönelik şeyleri doğru hamleler var. Yani AKP'den doğrudan yani bir tek İmralı meselesi de değil. Böyle bir şey var. Bu anlamıyla da HDP dün de önemliydi, bugün de önemli. Bu demektir ki önümüzdeki günlerde de önemli olacak. Bu şöyle dikkat çekici bir sonuç var. Yani aslında HDP'nin gücünü görmek açısından ya bunca tutuklama ve bunca şeytanlaştırmaya rağmen sonuçta bütün kamuoyu araştırmalarında yani kim yaparsa yapsın HDP %10 barajının üzerine bir biçimde çıkıyor. Diğeri kararsızlar meselesi önemli. O Avrasya'da da öne çıkmış durumda. Yani kararsızlarla ilgili yani bütün araştırmalarda Metropol'de de var, Konda'da da var. Yani kararsızlar İşte burada 12.9, 12.9'dan %31-32'ye çıkan kararsızlar var. Evet. Yani kararsızların dağılımı meselesinde o anlamıyla soruyu ben de önemsiyorum. Millet İttifakı mı, Cumhur İttifakı mı diye genelleştirdiğinde bu son derece önemli. Bu anlamıyla da Millet İttifakı'nı oluşturan güçlerin kararsızları mutlaka görmesi gerekiyor. Deminki vurgu da isabetli bir vurgu. Yani hem Mansur Yavaş'ın hem Ekrem İmamoğlu'nun Boğaziçi ile ilgili mesaj vermesi hem de uzlaşma üzerinden bir mesaj vermeleri bu şunu gösteriyor. Yani her ne kadar sevgili Aytunç aday olmayacak dese ben de bu toplumsal olaylarda ki Mansur Yavaş onu çok yapmaz. Yapmıyor şu ana kadarki süreçte. Belediyeler dışında Mansur Yavaş'ın mesaj verdiği pek görülmüyor. Ama burada mesaj vermesi önemli. Bir diğer üçüncü noktayı söylemek isterim. Yani o da yani şöyle çok hızlı bir süreç olacak gibi gözüküyor. Mesela Kemal'in o nokta fikrini de merak ediyorum. Ya bütün veriler aslında iktidarın bütün verileri Türkiye'de önümüzdeki dönemde çok ciddi bir siyasi alt üst olacağı aynen gösteriyor. Öyle. Yani burada öngörülerini biliyordum ama şu anda mesela bu sonuçlara göre önümüzdeki dönem şey olduğunda yani çok hızlı yani erken seçim kavramını kullanmayayım ama aslında bütün veriler onu gösteriyor. Yani İktidar nezdindeki hamleler onu gösteriyor. Kararsızların dağılımını merak ediyorum kendisine göre. Dağılımını gördüm burada yani ama orantısal. Şimdi burada biliyorsunuz Bekir Ağardır'ın bir şeyi var. Önemli bir belirlemesi var. Diyor ki bu dönemde diyor kararsızları matematiksel olarak dağıtmak mümkün değil diyor. Hı hı. O noktada Kemal'in görüşünü bilmek isterim. Evet geçenlerde Kemal Bey yayın yaparken Profesör Doktor Fuat Keyman da söylemişti. Yani bir dip dalgası var ve bu tür durumlarda anket firmaları bazen radarlarına şey yapamıyor. Yani bu dip dalgaları radarlarına yansımayabiliyor. Çok farklı sonuçlar çıkabiliyor. Ne dersiniz efendim?
Şöyle, birincisi kararsızlarla ilgili elimizdeki bir veriden bahsedeyim Necdet abinin sorduğu konuyla ilgili. Bu ay değil ama Aralık ayı içerisinde biz kararsızlara 4-5 tane farklı ifade sunduk ve katılıp katılmadıklarını sorduk. İfadeler şöyleydi. Cumhur İttifakı'na oy vereceğim ama hangi partiye oy vereceğim konusunda kararsızım ifadesine katılanlar %10'lardaydı. Yani kararsızların %10'u kadardı. Cumhur İttifakı ile muhalefet partilerinden biri arasında kararsızım diyenler %5'i kadardı. Yani komplesini alsa kararsızların, AKP ile başka partiler arasında kararsız olanların tamamını toplasak 4 puan etmiyor. Fakat biz araştırmacılar maalesef başka bir metodumuz olmadığı için, daha doğru sonuç verebilecek başka bir metot olmadığı için orantısal dağıtıyoruz. Ama bana soracak olursanız burada AK Parti mesela bu ankette 30 küsürden 36'ya çıktı. Ama kararsızlar insanların gerçekten tercihini gizlemeden doğru söyleseler idi, bence 33'leri zor görürdü Adalet ve Kalkınma Partisi. Çünkü geçen ayki aynı araştırmada şunu sorduk. Bir ifade de şuydu. Aslında benim kararım belli, oy vereceğim parti belli. Ancak ben bunu sizlere söylemek istemiyorum ifadesine katılanlar %68'di Gökmen Bey. Yani kararsızlar aslında 15 bile değil. Bırakın 30'ları, 15 bile değil. Sadece tercihini saklıyorlar çeşitli sebepler ile. Burada da bir verim var elimde. Çok küçük, dar bir veri ama Mersin ilinde son büyükşehir seçimlerinde Vahap Seçen'in yani CHP adayının %90'a yakın oy aldığı bir mahallede kendim o mahallenin anketini yaptım. O mahalleye 21 tane anket düşüyordu. O mahallede anketi kendim yaptım, 21 anketi. Çünkü öyle bir mahalle arıyordum, ne kadar kararsızım diyecek diye. 21 seçmenden 14 tanesi kararsız olduklarını söylediler. Sonra bunlarla ben konuştuğumda dediler ki biz seçime kadar aslında AK Partiliyiz. Yani Avrasya olduğu için, şirketi tanıdığımız için kararsızız dedik ama seçime kadar soran olduğu zaman AK Partiliyiz diyorlar. Niye? Bir tanesinin eczanesi var, bir tanesinin dükkanı var, bir tanesi işte tüccar gibi ve devlette iş yapan insanlar. Bu tip veriler çok fazla elimde. Yani böyle saha gözlemleri çok fazla. Hı hı. Esnafa sorduğunuz zaman ilk seçime kadar AK Partiliyiz diyorlar. İlk seçimde nereye oy verecekler bilemiyorum ama. Peki. Bugün başka bir, çok özür dilerim, çok kısa hemen 30 saniyede bitireceğim. Bugün başka bir araştırma şirketinin de Güneydoğu illerinde yaptığı bir anketi gördüm. Orada da aksine hani toplumda hep konuşulan dindar Kürtler kime oy verecek söyleminin boş olduğu gözüküyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü AKP'den rahatsız olanlar Kürtlerin de dahil, yani Kürt kitlesindeki AKP'liler de aslında anket sonuçlarına baktığımız zaman dindar Kürtler değil, aksine daha merkezci Kürtler. Çünkü o bölgede CHP'nin oyunun bir önceki seçime kadar 3 katına çıktığı gözüküyor. Ama alternatif sağ partilerin o kadar yükselmediği gözüküyor. HDP'nin oyu sabit kaldığına göre muhtemelen AKP'den Kürt seçmen içerisinde CHP'ye kayış var. %7'ye falan çıktı o ankette, öyle gözüküyor galiba. Evet, %7'nin üstünde gözüküyor. Yani Güneydoğu ve Doğu Anadolu doğru bölgede yapılan anketin şeyinde Deva Partisi de ciddi bir şekilde bir sıçrama gösteriyor, yapıyor orada. Evet, yani il bakınca da öyle. Bizim ben yapmamıştım ama benim yönlendirdiğim bir araştırma firması yapmıştı. Bitlis ilinde biz bir anket çalışması yaptık. Ben koordine ettim ama kendi firmamdan yapmadım. Peki. Orada da Bitlis gibi bir ilde mesela 0-2-0-3-1 alınan yerlerde 7,5'lara kadar gelmiş gördük CHP için. Peki. Kemal Özkiraz, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Tamam. İyi yayınlar. İyi akşamlar. Evet, şimdi Aytun Çerkin. Ben şimdi bir şey söyleyeceğim size. Ama bu şu Ergün, FETÖ'yü unutmayacağız. Unutmayacağız. Ergün Yıldırım'ı biliyorsunuz değil mi? Hani
2013'e kadar Fethullah Gülencilerle hiçbir sorunum yok diyen, Atatürk düşmanı vesaire bir akademisyen, daha önce Marmara'daydı falan. Evet. Şimdi 3-4 tane tweet attı. Çok önemli olduğu için ben söyleyeceğim bunu. Başörtüleri artık konu mankeni olarak her alanda göreceğiz. Kendi Twitter hesabı. Öne çıkaracaklar. Yetkin olmadıkları yerlerde konferans çağıracaklar. Yeter ki avradizmi, kadınsal sapkınlığı savunan fikirleri savunsunlar. Kültürüne ihanet eden dili kullansınlar. Ha tamam. Şey mi ile ilgili? Şimdi ama burada Deva Partisi yok Şeyma, ama esas yani bütün Müslüman Öğrenciler Birliği vesaire onlar var yani öğrenci şeyleri. O fotoğrafı hani Şeyma'nın Partisi, da olduğu serbest bırakıldıktan sonra birlikte öğrencilerin verdiği fotoğraf varsa onu da verebiliriz bu Deva arada. Deva Partisi ve Gelecek Partisi LGBT'lerle beraber konumlanırsa bu milleti karşısına alır. AK Parti karşıtlığı inşallah namus köleleşmesine yol açmaz. Bak bu Fethullah seviciler bile tekrar ortaya çıktı. Ya bir şey diyeceğim. İfadelere dikkat edelim. Yok ben etmiyor. Ben diyor yazmışlar. Açık zaten bu başladı. Sosyal yıkılıyor ortalık. Tamam. Yine daha ya yıkılıyor. Öyle derler ya. Biz kullanmayalım. Hangisini? Yani işte Fethullah sevici falan tarzı ifade. İşte yazıyor. Kendisi Fethullah sevdiğini söylüyordu. Kitap yazdı zaten onunla ilgili. Tamam canım ya. Fethullah'a yakın hisseden bir dönem. Hisseden. Kendini çok yakın hisseden. Evet, hayranlık hisseden. Hayranlık hisseden bir arkadaş. Ondan sonra bir... Şimdi Ergün Yıldırım bu şey değil mi ya? İletişim profesörü. Marmara'daydı ondan sonra başka bir... O mu yazmış şimdi? Evet bunu? Evet onun için diyorum ben. Önemli. Şimdi şu fotoğrafta var mı Şeyma? Sorgular bitmiş bu arada. Ha, burada Şeyma yok. Bu fotoğrafta değil. Burada öbürküsünde Şeyma yani. Yok. Tamam, öbüründe var Şeyma. Ha, tamam bakıyor arkadaşlar. Buldunuz mu? Verelim. Verelim. Evet, burada bu o fotoğrafın çekildiği anın aktüel şeyi görüntüleri yani video halinde. Burada başörtülü Şeyma da Boğaziçi'li protestocular arasında. Ki gözaltına bunda, alınanlardan. Evet, gözaltına alınanlardan. Ondan sonra ve bunda da artık şaşıracak bir şey de olmaması gerekiyor. Biz nasıl ki CHP Parti Meclisi'ne bir başörtülü isim seçildiğinde CHP Parti Meclisi'ne bir başörtülü üyesi var demiyorsak, çünkü başı açık olan için öyle bir şey demiyorsak, değil mi Seren Hanım? Kesinlikle. Evet. Dolayısıyla yani burada da evet başörtülü bir Boğaziçi'li neden Melih Bulu'nun bu atama şekline itiraz etmesin? Yani o öğrencilerin yanında yer alıyor diye. Ne demiş Ergün Yıldırım bir daha söyleyeyim. Söyleyelim. Artık ne? Başörtüleri artık konu mankeni olarak her alanda göreceğiz. Öne yani, çıkaracaklar. Yani Şeyma onun gözünde konu mankeni. Evet. Ama işte bakış bu. Bak laflar zaten çok o kadar kötü. Avradizm, sapkınlık vesaire. Yani kenetleme, kendi kitlesini kenetleme için hani yapacakları şey bu. Ve diyor ki Deva ve Gelecek Partisi de işte bu yüzden AKP karşısında. Bu kendisinin şeyi değil mi? Tabii ki tweet şeyi canım, tamam. Adresinde var. Yani o zaman sıkıntı yok. Ergün Bey biz şuradan şunu söyleyelim. Ergün Bey. Bir kadının onuruyla bu şekilde oynayamazsınız. Doğru. O ne biçim söz ya? Evet, şimdi... Bu arada Gökmen Bey şeyi söyleyeyim ya, onu öğrenebilirsek. Sorgular bitmiş, ha, bu arada karar bekleniyormuş. Şeyma'nın onurunun Ergün Yıldırım'ın bu tweetinden zedelenecek hiçbir tarafı da yok, onu da söyleyelim. Tabii, bitmiş tabii. Mi şeyler? Bitmiş, öyle mesaj geldi, sonuçlar karar bekleniyormuş. Belki tamam. Yani o anlamıyla... Karar tamam. Şey olursa. Ben gösterince şeyi dedim ki karar mı çıktı? Valla Necdet Saraç bu çok vurgulamaya devam ederseniz biz burada 3'e kadar kalırız haberiniz olsun o karar. Orası. Evet. Evet şimdi peki o zaman o gündemle bağlayalım. Bağlayalım. Madem Ergün Yıldırım eskiden işte farklı cemaatle ilgili farklı sözleri AK Parti ve Cemaat diye bir kitabı var bu akademisyenin. Ve orada Gülen'le cemaati AKP'yi birleştiren çok ciddi orada müthiş bir Fethullah Gülen övgüsü yapan. Ki zaten 2013'e kadar daha yeni yazdı. Bir ay önce falan Yeni Şafak'ta yazmıştı hatırlıyorsam. Evet orada şunu söyledi. Ben 2013'e kadar bu yapıyı cemaat olarak kabul ediyorum hala dedi. Yani 2013'e kadar. 2013'e tamam. Kadar cemaat olarak kabul etmesi Hakan Fidan operasyonunu da kabul ettiği anlamına gelir. 17-25'in aslında... Ben Hakan Fidan operasyonunu meşru gördüğü meşru anlamına meşru gördüğünü gelir. Kabul ediyor. Ve ondan önceki Ergenekon balyozları zaten bunların kafaları hala aynı yerde duruyor. Reddetmiyor. Onları da kabul ediyor. Ya aslında zaten ruhları bir yerde buluşuyor. Bunlar yani buradan vazgeçemiyorlar. Çünkü Fethullah denilen kavram... Belki. Bir şey mi oldu?
Ya ama siz de çok ani söylüyorsunuz. Şimdi tam mevzuyu açacağım, toparlamamız lazım. FETÖ'yü konuşacaktık. Evet. Kimdi o subayın şey? Serdar Atasoy. Serdar Atasoy. Serdar Atasoy. Ben şimdi şunu söyleyeyim o zaman. Bir kısaca bir cümleyle söyleyelim. Çok korkutucu bir şimdi, şey. Şimdi 2016 darbe gecesi Bangladeş'te ateşi. WhatsApp'ında bugün Oda TV'de Can Özçelik de yazdı bunu. Bangladeş'te WhatsApp grubundan Cemil Turhanlar vesaire darbecilerden mesaj geliyor. O emredersiniz komutanım diye onaylıyor ve oradaki şeyi tebliğ ediyor. Darbe şeyini. Ve bu Türkiye'ye geldikten sonra gözaltına alınıyor ve serbest bırakılıyor. 2017'de. Ve daha sonra 2020 şurasında da Yüksek Askeri Şurası'nda da Kara Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı oluyor. 2020. O sırada, 2020. 10 yıl öncesi değil yani. Yok yok, yeni daha yeni şimdi. Yeni Şafak'ta zaten böyle bir manşet attı bugün. Yani dün. Fakat 2017, 2018, 2019, 2020. 2020 şurasında tasfiye edilen komutanlar Jandarma Genel Komutanlığı'nda Fethullahçılara karşı direnen komutanlar ve çatışmaya girenler. 2017 ve 2018'de de aynı şekilde çatışmaya girenler. Hepsi tasfiye edilirken ve 2020'de de 720 albay, bunu zaten o direnişte olan albay Güven Şaban, yarın gazetede Sözcü'de ayrıntılı yazdım ben bunu. 45 dakikada diyor 2020 şurasını yaptılar, 720 albayı tasfiye ettiler. Büyük bir bölümü diyor Kemalist, Cumhuriyetçi, Subaylar. Dakika. 45 dakikada. Biz ve 45 dakikada o gün, ama bir gündemi kapatamayız. Hayır. Adamlar orduyu ordu hakkında karar vermişler. Işte 2020'de biliyorum bir cümle. 2020'de sen general yaptığın adam Fethullahçı, tasfiye ettiğin adamlar Kemalist. Rand Corporation raporundaki orta kademe subaylar demişti. Darbe yapabilirler. İşte onları tasfiye ediyorlar. Tamam. Biz bunu konuşacağız. Konuşalım. Bir sonraki Açıkça'da konuşacağız. Uğur Poyraz, çok teşekkür ediyorum. Ben Aytun teşekkür Çerkin, çok teşekkürler. Ben Seren teşekkür Selvin ederim. Korkmaz, çok teşekkürler. Nece Sara, çok teşekkürler. Size de teşekkür ediyoruz. Pazar Açıkça'da birlikte olalım. Hoşça kalın.